Merhaba arkadaşlar, Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel türbentin kenarına sıralı bir örnek başlayacağım. Uzun bir süredir sıralı örnek pek paylaşmıyorduk. Bugün de böyle değişik güzel bir sıralı örnek paylaşacağım sizinle. E, türbentimden başlamak istiyorum. Türbentim markası Kaşmir ipek. Bunu internetten sipariş etmiştim. Geçtiğimiz videolara baktığınızda görebilirsiniz. E, Kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım herhangi bir şekilde delinme yapmadı. Çünkü ipek türünde. E, ipek i̇pek türünde tülbentler genellikle daha güzel tığlanıyor. Tülbentin kalitesi de zaten güzel tığlanmasından bence biraz anlaşılıyor. E, hemen iplerimi söyleyeceğim. İçinde yeşil yaprakları var. Yeşil yapraklar için kenarını da e, altın başak marka numarayı hemen söyleyeceğim. E, şimdi buradan <laughs> çizikli çıkmış görünmüyor ama. E, 434 numara arkadaşlar bu ip. Altın başak 434 numara ipimle tığladım ve kenarında e, e, ikinci sırada yani sıralı oyamın ikinci sırasında e, içindeki çiçeklerin rengine uygun böyle bir bordo ipim var. Bu da gene Altın Başak 328 numara. Tığım 20 numara bir tığ arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde bu tığların satın alma videosunu sizinle paylaşmıştım. Hemen oyama başlamak istiyorum. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturacağım. Sonrasında hemen çimenime başlıyorum. Ee, yazmamın tam köşesinden başlamıyorum arkadaşlar. Benim videolarımı takip edenler zaten artık bunu biliyorlar. Tam köşeden değil biraz daha iç kısmından başlıyorum. Geldim. Şöyle yapacağım. İp geldi kolumun altına. Burada arkadaşlar bir defa doluyorum başlarken. Tıp hattının altından giriyorum. Burada 1 2 3 4 tane trabzan yaptık. Bu şekilde. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 5 hatta 6 tane çekelim az gelebilir çünkü. Geri dönüyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesine böyle zincirimi tutturdum. Üstüne iki tane zincir çektim. Yine oyamın düz yönüne döndüm. Burada bir kere doluyorum. Çift kat çift kat çektim. Bir kere doluyorum. Çift kat çift kat çektim. Yine bir kere doluyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir kere doluyorum. Trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir kere doluyorum. Trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir kere doluyorum. Bu sefer başlarken yaptığım 3 tane trabzandan tekrar yapacağım. 1, 2, 3 tane yan yana yaptık. Sonra arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvadan tutturuyorum. Bu şekilde. Üzerine hemen sıkıca bir zincir çektim ve örümcek yapıyorum. Örümceğim yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda olması yeterli. Çok uzun olmasına gerek yok. Bir defa doladım. Tığ battı da 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncüden giriyorum. Yine 4 tane yapacağım. Az önce başlarken yaptığım gibi 4 tane trabzanımı yapıyorum. Üzerine 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geri döndüm. Geliyorum ilk trabzanın tepesine tutturuyorum bu şekilde. 2 tane zincir çekiyorum. Oyamın düz yönüne döndüm. Yine önce 3 trabzan yaparak başlıyorum, çift kat çift kat çıkıyorum, 2, 3 oldu. Üzerine 1, 2, 3 zincir çektim yine bir kere doladım, bir tane daha trabzan yaptım, 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir kez doluyorum, bir trabzan daha yapıyorum, 1, 2, 3 zincir çektim yine bir kez doluyorum. Bu sefer 3 tane boşluk olacak yani burada. Bu aslında boşluklara göre yapıyoruz. Yine 3'e tamamlayacağım buradaki trabzanımı. 2 3 oldu. Üzerine 1 2 3 tane zincir çektim. Yine yuvadan tutturuyorum. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Sonra hemen üzerine geçmek istiyorum. Çok güzel bir örnek oluyor. Ben çok beğendim bunu. Bir defa doluyorum. 1 2 3 tane tığ batıda boşluk bıraktım. Dördüncüden giriyorum. 4 tane yan yana aynı tığ battıya trabzanımı yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Ters dönüyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesinden zincirimi tutturdum. Üstüne 2 tane zincir çektim. Yine ön yüzüne dönüyorum. Buradan da 3 tane trabzan yaparak başlayacağım. Tekrar etmek istiyorum. Çünkü ipim İpimin katını açtım. 2 3 tane böyle trabzan yaptım. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine bir doladım. İkinci boşluğum yapılmış oldu. 1, 2, 3 çekiyorum. Üçüncü boşluğu da yapmış oldum. Buraya 3 tane trabzan daha yapacağım. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Kapattım. Şimdi oyunun çimeni bu şekilde ilerliyor. İlk sıramız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tülbentimizin kenarına bu şekilde bir tur dolanıyoruz. Ben yanına bir iki tane daha yapmak istiyorum şimdi hemen hızlı bir şekilde. Sonra üst kısmını göstereceğim. Oyamızın çimenini bu şekilde yapıyoruz. Tülbentin kenarını bir tür bu şekilde dolanıyoruz. Şimdi üst kısmını göstermek istiyorum. Üst kısmı yapıldığı zaman oya çok güzel gösterişli bir örnek haline geliyor. E, çimeni de zaten çok güzel. Bu çimenin üzerine isterseniz farklı renklerle tek tek de yapıp ilerleyebilirsiniz. Ama ben şimdi sıralı devam edeceğim buna. E, hemen ilmeğimi oluşturdum burada ipimle. Geldim. 3 tane boşluk bırakmıştım burada. Onun ilkinden giriyorum. sık iğnemi yaptım üstüne bir iki tane zincir çektim bir kere doluyorum önce tek sonra çift sonra çift tekrar bir kere doluyorum önce tek sonra çift sonra çift çektim üzerine 1 2 3 zincir çekiyorum yine aynı yuvaya tutturuyorum sadece iki tane trabzan yaptım yandaki boşluğa geçiyorum 1 2 zincir çekiyorum bir kere doladım önce tek sonra çift sonra çift çıkıyorum tekrar bir kere doladım önce tek sonra çift sonra çift çıkıyorum üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum geri dönüyorum aynı yuvaya yan tarafa geçiyorum şimdi sık iğne ile bir iki tane zincirle başlıyorum bir defa doladım önce tek şöyle yapayım sanıyorum görüntüyü bulandırıyor önce tek sonra çift sonra çift çıkıyorum tekrar bir defa doladım önce tek, sonra çift, sonra çift çıkıyorum böyle. Üzerine kapatırken 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Geldik, kapattık burada. Şimdi bunu isterseniz bu şekilde yapıp renk renk devam edebilirsiniz bu örnek için ama ben burada üstüne hemen sıkıca bir zincir çekeceğim. Yine aşağıdaki yaptığım örümcek gibi örümcek yapacağım. Yine geldim bir sonraki üç boşluğum vardı. Üç boşluğumun ilkine giriyorum. Böyle tekrar 1 2 zincirle başlıyorum. 3 kere de çekerek trabzanlarımı yapıyorum. 2 şer zaten trabzan var. Daha fazla yaparsanız eğer çok fazla duracaktır. Bu şekilde tekrar yandakine girdim. 2 zincirle başlıyorum. 3'er seferde trabzan yapıyorum. üstüne 1 2 3 zincir çektim tekrar kapatıyorum aynı yuvaya yan tarafa geçiyorum model bittiğinde gerçekten çok güzel bir model oluyor çok da çabuk yapılacak bir örnek çimeni biraz oyalayabilir ama üst kısmı çok pratik çabuk ilerliyor zaten oyalarda ya çimen oyalıyor ya üstü oyalıyor bir tarafı mutlaka oyalıyor aslında bu şekilde yaptım Şöyle bir göstereyim. Ben buna böyle devam edeceğim arkadaşlar. Hemen yapıp göstereceğim. Modelin bittiğinde böyle görünecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkası açık renk olursa belki daha güzel fark edilir. Çok güzel bir örnek oluyor. Çok çıtı pıtı oluyor. Şöyle yazmamı açmak istiyorum. Yazmanın üstünde daha güzel görünecektir. Bu yazmaya da en uygun modellerden bir tanesi bu oldu diye düşünüyorum. İçindeki çiçeklere çok uygun. Şöyle göstereyim. Şuradaki çiçeklere özellikle. Dediğim gibi eğer farklı renklerde devam etmek isterseniz üst kısmına yazmanızın içinde hangi renkler varsa o şekilde de devam edebilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyen denemek isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Hepinizin ellerine sağlık.